Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çarşamba 15 Temmuz bültenini değerlendireceğiz. Bugün yine 5 maç seçtik sizin için. 1.5 gol üst taktiğimizi uygulamaya devam ediyoruz. Bu taktikle ilgili birçok video çektik geçmiş zamanda ve gerçekten başarılı sonuçlar elde ettik. Yeri geliyor 5, 6, 7 maç verdik. 5'te 5, 6'da 6, 7, 7. Hatta 10 maç verdiğimiz, 10'da 10 tutturduğumuzda olaylar oldu ama bu son 3-4 haftada sürprizlere açık maçlar oldu gerçekten de. Özellikle de dün ilk kez sadece 5'te 3 tutturarak, yani 2 maçta fire verdik. Yoksa hep böyle 5'te 4 olurdu, 4'te 3 olurdu. İlk kez 2 maç birden bir sürpriz yaşattı bize. Yani olacak. Bazen böyle sürprizlere yol açıyor futbol. Yapacak bir şey yok. Ama genel olarak şu ana kadar yaklaşık olarak sizlerle 125 maç paylaşmışız. Bu 125 maçın 109'u mu? Evet, 109'u gelmiş. Yani gerçekten çok başarılı bir şey, istatistik. Arada böyle sürprizler maalesef oluyor. Onu da artık mağdur görün. Ama dediğim gibi önümüze bakacağız. Maçlar çok. Bültenler hafta sonu daha yoğunlaştıkça daha iyi maçlar çıkartacağımıza inanıyorum. Zaten hafta sonu için bugün anketimiz de bitiyor. Onu da söyleyeyim. Hafta sonu için bugünkü anket sonucunu sizlerin tercih etmiş olduğunuz taktiğe göre maçlarımızı hangi yöne doğru vereceğiz diye bir anket açmıştık. Şu anda ankette 2.5 gol üst önde gidiyor ve 1.5 gol üst taktiği de ikinci sırada yerini alıyor. Anketimizi son günü bugün. Herkese anketimizi bekliyoruz. Anket bölümünden anketimizi bulabilirsiniz. Oradan da tercihlerinizi yazabilirsiniz. Hatta bugüne özel bugün yorum ve görüşleri bölümünü komple bir dolduralım. En çok hangi konu hakkında yorum alırsak anketimizle birleştireceğiz almış olduğu oy sayısını ve buradaki oy sayısına göre, ona göre de cumartesi günkü video kararımızı, hangi bölüme yöneleceğimiz konusunda sizlerle paylaşacağız yarınki videomuzda. Yani sonuçları yarın açıklayacağız arkadaşlar. Anketimizin sonucunu açıklayacağız. Bugün yorum ve görüşlerde anket bölümü açıyoruz. Anket bölümümüzde arkadaşlar şık 1 diyelim. Birinci şıkkımız bu taktikle devam edelim. 1.5 gol üst taktiği aynen devam. İkinci şıkkımız 2.5 gol üst taktiği olsun. Aynen, yani aynen derken yeni uygulama, 2.5 gol üst taktiği ve maçlar olsun. Üçüncü şıkkımız çifte şans taktiği olsun diyelim. Dördüncü şıkkımız korner ve beşinci şıkkımız da karşılıklı gol var. Evet, 5 şık verdik size arkadaşlar. Bu 5 şıktan birini siz aşağıda yorum olarak, görüş olarak bildirin. Ve sizlerin de buradaki yorumlarınıza göre anketimizin birleştirip bir sonuca varacağız ve yarın açıklayacağız sonuçları. Yani bir dolduralım şöyle komple. Like'larla ve tabii ki de paylaşımlarla dolduralım. Bugün 5 maç sizin için hazırladık. Bu meç başında birazdan sizlerle paylaşacağız. Öncelikle arkadaşlar kanalımızın desteğe ihtiyacı var. Abone olursanız çok seviniriz. Like atıp bir de paylaşım yaparsanız daha da memnun oluruz. Facebook'ta Mustel İddia adında güzel bir sayfamız var. Orada da abone sayımız günden güne artıyor. Herkesi kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Günlük bu şekilde biz de ücretsiz bir şekilde sizlere video hazırlayıp yayınlamaya çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığında sizler de en azından bu şekilde bizlere destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim bugünkü 5 maça. Bugünkü 5 maçla ilgili dün olduğu gibi yine ilk yarı 0.5 gol üst ya da ikinci yarı gol olur olmaz düşüncesinde. Yine video maçlarımızın bölümüne tercihlerimizi koyduk. İlk yarıda gol olur, ikinci yarıda gol olur diye. O konuda da iyiyiz. İlk yarıdaki tercihlerimiz ve ikinci yarıdaki tercihlerimiz de çok iyi. Ama bazen sürpriz olduğu zaman, diyelim ki 2 gol bekliyoruz maçtan ama ilk yarıda gol olacak diyoruz. İlk yarıdaki gol geliyor ama ikinci yarıda o bir golde eksik olup oradaki maç gelmiyor işte. O zaman en azından 2 şıkkımız oluyor. Ya en azından 2 gol tutuyor
Ya da iki gol tutmasa bile ilk yarıdaki tercihimiz tutuyor yani. Bizim size isteğimiz vermiş olduğumuz maçları bir kuponla değil de parçalayarak ya da kendinizin seçmiş olduğu karşılaşmaları alarak ekleme yaparak bu şekilde daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani 5'ini birden alıp bir kupon yapma niyetinde olanlar da vardır. Saygı duyuyoruz. Yapabilirler. Ama paylaştırabilirler ya da tercihlerini farklı yerde kullanırlar. Onu tamamen size bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1.5 gol üst taktiğimizi zaten herkes biliyor. Bunu zaten tekrarlamaya gerek yok. Altta zaten videomuz var. Oradan yani videolar bölümünde 1.5 gol üst taktiği nasıl uygulanıyor diye detaylı bir şekilde açıkladık. Bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu 1.5 gol üst taktiği sonucunda bulmuş olduğumuz maçlarda ilk yarıda mı gol olur ya da ikinci yarıda mı gol olur soru işaretini bu uygulamayla devam ediyoruz. Çünkü iki takımın oynadığı son 3 karşılaşmaya bakacağız. Yani A takımı B takımına karşı. A takımı son 3 maçta ne yapmış? İlk yarılarda 3 maçtan ikisini atmış, gol bulmuş. En azından 3 maçtan son 3 karşılaşmasının en az 2 tanesinde ya ilk yarısında gol atmış olması lazım ya da ikinci yarısında en azından gol atmış olması lazım. Yani bunu bu şekilde değerlendireceğiz. Aynı şekilde B takımında istatistiklere bakacağız. A takımı ile B takımı ikinci ya da birinci yarılarında golleri bulduysa en az 3'te 2 yapmışsa o zaman o maçın ya ilk yarısında ya da ikinci yarıda gol olur diye tercihinde bulunacağız. Kısaca bu. Gelelim şimdi maçlarımıza. Bugün 5 maç dedik. Evet. Polonya'dan Stal Rzeszów Olympic Eplak. Polonya 2. liginden bir karşılaşma. Stal favori. Evinde Eplak konu geliyor. Saat maç 18'de. Bu karşılaşmada 2 gol bekliyoruz ve ilk yarıda en azından 1 gol bekliyoruz arkadaşlar. İlk yarıda gol olacak diye düşünüyoruz burada. Vasan Musan karşılaşması Finlandiya'da. Bu maçta da ikinci yarıda gol bekliyoruz arkadaşlar. İstatistiklere göre. Vasa 7. Musa 8. Daha ligler yeni başladı ama genel olarak bu maçlarda en az bugün 2 maç bekliyoruz. Saat karşılaşma 19'da. Ve ikinci yarıda gol bekliyoruz. Molde Viking. Norveç ligindeyiz. Norveç'te Molde. Evinde Viking arıyor. Molde favori. Geçen hafta zaten Havuzuntu 3-0 ile rahat geçtiler. Burada da 2 gol bekliyoruz. Saat akşam 19'da karşılaşma. Ve ikinci yarıda 1 gol bekliyoruz burada. Zenit St. Petersburg Orenburg karşılaşması Rusya'da. Rusya'da Zenit favori. Son 4 karşılaşmasını zaten fire vermeden son karşılaşmalarla beraber ondan sonra hep fire vermeden devamlı hep maçlarını almış. Devamlı da gol bulmuş. Burada ikinci yarıda gol bekliyoruz. Zenit daha çok ikinci yarılarda golleri bulan bir takım. Orenburg da öyle. Ama en az 2 gol bekliyoruz arkadaşlar bu karşılaşmada. Saat 20.30'da başlayacak maç. Ve bugünün de son tercihi 5. maçımızda Roma Hellas Verona'ya karşı. Roma favori. Roma en azından 2 golü bulur diyoruz. En azından 2 gol bulacak diye düşünüyoruz Roma'nın. Performans olarak da fena değil. Son 2 maçı da yenmiş. Bu karşılaşmanın hemen ilk yarısında gol olacağını düşünüyoruz. Çekişmeli güzel bir maç bizi bekliyor Roma'da. Ve 2 gol de burada en azından bekliyoruz. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynayacak karşılaşma saat 22.45'te başlıyor arkadaşlar. Evet, bugünkü tercihlerimiz bunlar. Yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyoruz. Musterli iddia bölümünde de Facebook'ta herkesi bekliyoruz. Abone olursanız da orada videolarımızı anında paylaştığımız anda da haberdar olursunuz. Ya da YouTube'da da takip ederek bizleri desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi anketimiz bugün daha açık. Bugün ama bir anket günü yapıyoruz. Yorum ve görüşleri sadece anketle ilgili tercihlerinizi, isteklerinizi yazarsanız biz de bunları toparlayıp zaten son 2-3 günden beri zaten de yorumları bayağı bir
doğrudunuz. Teşekkürlerinizi ilettiniz. Çok çok sağ ol destekleriniz için. Kendi tercihlerinizi, kendi yapmış olduğunuz taktiklerle ilgili bilgiler verdiniz. Çok güzel paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Çok sağ ol. Hepsini de okuyorum arkadaşlar. Hepsini de görüyoruz. Ondan dolayı desteklerinizi esirgemeyin. Devam edin. Biz de elimizden geldiği kadarıyla güzel videolara devam edip imzalayalım. Yarınki videomuzda tekrar yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın.